Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektör arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya'da bulunan kuaför Aytekin'den sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Aytekin Aydoğan Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Biraz sizi yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben kendim şahsım yani 20 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. 10 yıldır da işletmecilik yapıyorum. Çok güzel. Biraz fiziki yapınızdan bahsetmek istiyorum. Kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz Antalya halkında? Bizim salonumuzun metrekare alanı 50 metrekare bir alan. Ama evet, salonumuz işte güzel bir yerde. Antalya'nın yani merkezi yerinde. Merkezi bir yerinde. Herkesin çok rahat ulaşabileceği bir yer. Bir de eski bir salonumuz. 23 yıllık salonumuz. Evet efendim. Biliyorsunuz ki biz bayanlar güzelliğimize çok önem veririz. Bakım bizim için çok önemli. Gerek iş hayatında olsun, gerek gündelik hayatımızda olsun. Bakımlı olmak, hoş görünmek, hem kendi kendimiz için bunu yapmak ve de çevremiz için kendimize olan saygınlığımızı arttırmak için önemli. Ve hijyen bir ortamda bunu sağlamak da önemli biliyorsunuz. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve hijyen bir ortamda hem kişisel bakımlarımızı gerçekleştirdiğimiz için hem de bizi güzelleştirdiğiniz için. Biliyorsunuz ki 2013 yılında, daha doğrusu birçok zamanda, geçen senelerde sarı renk, saç rengi biliyorsunuz çok gündemdeydi. Bu sene kahverengi tonları ve kısa tonları daha revanşta görünüyor. Sizce 2013 yılında en çok hangi saç modelleri ve renkleri tercih edilecek efendim? Şimdi güzel bir konuya değindiniz. Sarının modası hiçbir zaman bitmez. Geçmez, bu muhakkak. Kesinlikle herkes bir sarı tutkunluğu vardır. Ama son zamanlarda koyu renkler daha hakim, ön plana çıkıyor. Ama bu sarının bitti anlamına gelmez. Tabii. Yine tekrar aynı şekilde devam edecektir yani. Çünkü sarı renk özellikle bahar ve yaz dönemleri için biz bayanların her zaman tercih ettiği, özellikle bronz tenlerde daha çok kullandığı güzel bir saç tonu değil mi efendim? Evet, kesinlikle. Ama tabii ki kızıl ve kahve tonlarını da her zaman tercih ediyoruz. Ya şimdi bu renk kartalası ya kişinin daha çok ten rengine yaptığı işe daha çok dayalı. Yani müşteriyi tanıyıp ona göre renk tonu yapmak kesinlikle yani bu, daha olumlu bir sonuç alırsınız. Yani yüz şeklinde göre bile değişebiliyor değil mi? Kesinlikle, saç kesimleri de aynı şekilde. Aynen. Yani. Peki bu senenin saç kesim modeli nelerdir yani? Kısa saç mı yoksa uzun saç mı? Kısa saç da çoğunlukla kesiliyor. Daha çok katlı hareketli saçlar daha ön planda. Evet, molası geçmiyor diyorsunuz. Tabii geçmez. Ama uzun saçın da ayrı bir güzelliği var değil mi? Kesinlikle. Peki efendim, kuaför salonumuzda saç boyama ve kesim haricinde hangi kişisel bakım hizmetlerimiz vardır? Şimdi bizim salonumuzda kaynak yapılıyor. Saç dediğim ekleme olayı. Kaynak yapılıyor. Manikür, pedikür, ağda. Evet, kişisel bakım. Tabii kişisel bakımlar, bunların hepsi mevcut. Bir kuaför salonunda ne yapılması gerekiyor hepsi yapılıyor. Evet. Tabii ki biz bayanlar bazen saçlarımızın modellerini değiştirmek isteriz ya geçici olmasını isteriz ya da kalıcı bir şekilde saçlarımızı kısaltmak veya uzatmak isteriz değil mi efendim? Tabii. Bunun için de eğer kalıcı olmasını istiyorsak kaynak kullanıyoruz. Kesinlikle. Ama diyelim ki gece bir davete gideceğiz. Eğer saçımıza uygunsa çıt çıt modelleri denediğiniz değil mi efendim? İstediğiniz renkleri telif edebiliyoruz o şekilde. Onları günlük, tabii evet, günlük oluyor. Kullanıcı, evet, kullanıp. Yani daha sonra kullanabilir yani kişi. Evet. Yani sürekli uzun saç düşünmüyorsak, kısa saç evet, modeli devam aynen etmek istiyorsak, saçımızın rengine de uymuyorsa tabii ki o çıt modellerini mutlaka herhalde boyayabiliyoruz değil mi efendim? Tabii onu boyarız. İstediğimiz rengi şekillendirebiliyoruz. Müşteri evet isteği doğrultusunda saça rengi uyumlu. Peki uzun yıllardır bu sektördesiniz efendim. Müşterileriniz öncelikli olarak neden sizi tercih ediyorlar kuaför Aytekin'i? Ya şimdi samimiyet bir insanlarda bir de kalite kesinlikle ön planda. Kullandığınız malzemelerin iyi olması lazım. Yani insanlar kimse kimseyi durduk yere tercih etmez. Evet. Yani bir salon 30 yıl boyunca ayakta durabiliyorsa hani kesinlikle bunda kalitenin ve kişisel özgüvenin bunun yani çok önemi var. Kesinlikle güler yüzlü, kaliteli bir hizmet ve profesyonel bir ekip de çok önemli. Kesinlikle. Çünkü burada bir aile gibi evet, bir bütün yani, olarak çalışıyorsunuz. Bir bayan buraya geldiği zaman yani kendini rahat hissetmeli, yani evindeymiş gibi bir hisse kapılmalı ve devamlı gelmek istemeli.
Özellikle biz bayanlar günün yorgunluğunu atmak amacıyla kuaför salonlarını biliyorsunuz ki terapi için kullanıyoruz genelde. Tabii kesinlikle. Çünkü bütün gün diyelim ki çalışıyoruz. Çalıştıktan sonra iş çıkışı ya da iş öncesi sabah erken evet. saatlerde kendimizi iyi hissetmek amacıyla buraya geldiğimiz zaman, güzelleştiğimiz zaman, kendimizi yenilediğimiz zaman kendimizi daha iyi hissediyoruz. Tabii kesinlikle katılıyorum. Değil mi efendim? Dediğimiz gibi kişisel bakım çok önemli. Peki bayanlar biliyorsunuz ki her zaman özel bir yerlere gittikleri zaman saçlarını yaptırmamalı. Her zaman saçlarının bakımını da aynı şekilde. Tabii. Sırf saçımızı boyatmak ya da kestirmek amacıyla değil, bakım amacıyla da değil mi saçlarımızı? Çünkü yaz, kış, rüzgar olsun birçok dış etkenlere karşı. Dış etkenlerin dolayı saçlar evet. yıpranıyor. Bakımın yapılması lazım. Kişinin kendine güveni gelebilmesi için daha... Saçlarımızın daha tabii, canlı ve daha parlak canlı, görünmesi için değil mi efendim? Ya bu çok önemli. Yani bakın yani saçtan başlar yani bayanın güzelliği. Bir de efendim bu işe yıllarınızı vermiş biri olaraktan bayanlara sağlıklı saçların uzaması için ne kadar sürede kesim öneriyorsunuz? Normalde ayda bir uçlarından alınması lazım. Ama tabii bu bayanlar öyle dediğin zaman çok kesiliyor diye. Ama devamlı sürekli bir kuaför olduğu zaman nizami kesildiği zaman o saç daha sağlıklı olur ve daha iyi uzar. Zaten güvenilir, işinle ehli olan insanlara danıştığımız zaman zaten bize diyorsunuz ki gerekli bilgileri saçımız için sağlıklı olan kararları vermemize yardımcı olacaklar. Kesinlikle. Bir de ben kuaför salonunuzda birçok ünlü ve güzel kaliteli ürünlerin de satıldığını görüyorum efendim. Kişisel bakım. Hem saç olsun hem vücut için olsun. Evet. Yani isteyen müşterilerimiz kişisel bakımlarını evde de gerçekleştirmek istiyorlarsa buradan kuaför temin edebilirler evet. değil mi efendim? Evet. Çok güzel. Özel tabii ki isimlerini vermiyoruz. Size gelip danışabilirler. Cilt bakımı olsun, özel çatlaklar veya lekeler için güzel kremleriniz olduğunu evet, görüyorum. Saç için de aynı şekilde. Saç için de aynı şekilde. Hem saç hem cilt için. Dünyaca ünlü markalarla çalışıyoruz. Evet, profesyonel profesyonel ürünler görüyorum burada efendim. Evet. Yani satışlarını da burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii kesinlikle. Evet efendim. Peki geleceğe yönelik plan, proje ve hedefleriniz nelerdir? Başka şubeler açmayı düşünür müsünüz yoksa Aytekin Kuaför olarak daha büyük bir yerde hizmet vermek mi istersiniz? Ya muhakkak yani günümüzde herkes bir şekilde büyümek ister, daha ileriye gitmek ister. Biz de elimizden geldiği kadar yani bu işimizi ne kadar büyütebilirsek o kadar büyütmeye çalışacağız. Evet. Son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız biz Kuaför Aytekin olarak buradayız. Dünya kadınla kadın kuaförüyle güzeldir. Evet. Biliyorsunuz ki biz bayanlar her zaman güzel görünmek isteriz. O yüzden ne yapıyoruz? Güzel görünmek istediğimiz zaman tabii ki biliyorsunuz ki çirkin bayan yoktur. Bakımsız bayan vardır. Kesinlikle. Her zaman bakımlı ve güzel, hoş görünmek için ne yapıyoruz efendim? Antalya'da bulunan kuaför Aytekin'e geliyoruz. Bekleriz. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Teşekkürler. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere Antalya'da bulunan kuaför Aytekin'den seslendik. Söz merkez stüdyolarında.